Merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği bir toplantıda Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Arınç'ın konuşmasında kral çıplak ifadesini kullanması, hatta majestelerinin gazetecisi diyerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekranlarda savunan bazı tetikçi isimleri eleştirmesi ve tabii kendisi gibi diğer AKP'lilerin de bu olaylara tepki göstermesi gerektiğini söyleyip böyle bir çağrı yapması özellikle belli kesimlerde heyecanla karşılandı. Dolayısıyla ben bugünkü yayınımda Bülent Arınç'ın çıkışı üzerinden Türkiye gibi rekabetçi otoriter rejimlerde bir dönem hükümette yer almış siyasi elitlerin hareket tarzlarını irdelemek istiyorum. Çünkü bu tarz rejimlerde gerçekten siyasi elitlerin tavırları zaman zaman belirleyici olabiliyor. Çünkü otoriter rejimler, yani Türkiye gibi kurumların zayıf olduğu otoriter rejimler, başlarında güçlü bir lider olduğunda bile tabii ki tek başlarına ayakta kalamıyorlar. Liderin, yani böyle ülkelerde liderin işlerini yaptırdığı, kendisine destek veren, karşı çıktıklarında bile aslında sessiz kalan, açıktan tepki göstermeyen bir elit kadrosu oluyor. Ve bu elit kadrodan fire olması, siyasi elitlerin özellikle koltuklarını bırakmaya başlaması, hatta iktidar partisinin ayrılması o otoriter rejimi zayıflatmak açısından büyük bir önem kazanıyor. Türkiye'de gerçekten de bu tarz elitlerin iktidarı terk etme durumunu andıran bazı vakalarla karşılaşıyoruz. Çünkü Türkiye'de otoriterleşme aslında sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rejimi ele geçirmesi nedeniyle değil, aynı zamanda hatta belki daha da önemli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti içinde kendisini dengeleyebilecek her türlü önemli ismi tasfiye etmesi veya kızağa çekmesi nedeniyle oldu. Aslında mesela bu konuda ben Şebnem Yardımcı Geyikçi ve Hakan Yavuz Yılmaz'ın çok güzel bir akademik çalışması vardır, onu da tavsiye edebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin otoriterleştiği süreçte ama tabii özellikle son 10 senede mümkün olduğunca daha fazla oranda gücü parti içinde elinde topladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kontrol edebilme sayesinde, çünkü bu partinin de parlamentoda çoğunluğa sahipti, sistemi kademe kademe ele geçirdi. Dolayısıyla aslında otoriterleşme Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sistemi ele geçirmesinden önce AKP içinde bütün ipleri Erdoğan'ın eline geçirmesi sonrasında AKP eliyle yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partili elitler, tabii bunun içine Bülent Arınç'ı da koyabilirim. Bu otoriterleşme sürecini durdurmakta ciddi anlamda yetersiz kaldılar. Tabii ki bu yetersizliğin ya da başarısızlığın birçok farklı nedeni var. Öncelikle bu siyasi elitler birlikte hareket etmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoritesine ve bu şekilde eline bütün gücü toplamasına farklı dönemlerde başkaldırdılar. Dolayısıyla bir birlik halinde hareket edemediler. Örneğin öncelikle 2007 yılında Abdülhatif Şener Partisi'nden istifa etti ve ayrıldı. Yine bu sene içinde Abdullah Gül köşke çıktı ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı olduğu için aktif siyasetten ayrıldı ve sessizliğe gömüldü. Ali Babacan bugünkü açıklamalarından da anlaşıldığı üzere özellikle ekonomi yönetimi konusunda belli dönemlerde belki 2009 veya 2010'dan başlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü. Tabii o zaman Erdoğan başbakandı ama ona açıktan ses çıkarmadı. Zaman zaman eleştiri yapmakla yetindi. Fakat parti içinde hareket etmedi, partisinden ayrılmadı. Bakanlığı bırakmadı ve dolayısıyla onun da aslında attığı adımlar yetersiz kaldı. Öte yandan aynı dönemde başta Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım olmak üzere o zamana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki B takımından diyebileceğimiz İslami hareketin parçası olsa da en azından 90'lı yıllardan beri siyasette yer almayan nispeten 2002 sonrasında siyasetin gündemine gelmiş ve zamanla yükselmeye başlamış isimler artık bu tarihten sonra öne çıktı. Zaten
iki ismin de ileriki yıllarda başbakan olması aslında normalde başbakan olacağı beklenen daha ön planda yer alan isimlerin artık Adalet ve Kalkınma Partisi dışında kalma sonrasında oldu. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi yani 2002 yılında meclise gelen AKP milletvekilleri sonraki dönemlerde yani her seçim döneminde çok ciddi oranda değişti. Yani 2007 yılında AKP'nin aday gösterdiği isimler 2002 yılından çok farklı. 2011 yılında da aynı şekilde 2007 yılından çok farklı. Dolayısıyla AKP'nin tek başına iktidara geldiği ilk 3 seçim döneminde milletvekili kadrosunun da büyük oranda değiştiğini ve aslında yerel bölgelerde ağırlığı olan bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adımlarına karşı çıkabilecek isimler yerine siyasi pozisyonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamış ve ancak o sayede milletvekili olmuş isimler parti içinde öne çıkmaya başladı. Tabii gezi protestoları sonrası başlayan süreçte de ne yazık ki AKP içinden pek fazla siyasetçi ayrılmadı. Dolayısıyla bu şekilde zamana yayılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademe kademe AKP'yi ele geçirdiği bir süreç yaşadık. Tabii buradaki kırılma anlarından bir tanesi 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı almadan hemen önce Abdullah Gül partiye dönmesin diye çok hızlı bir şekilde kongre yaptı ve Ahmet Davutoğlu'na koltuğu bıraktı. Ahmet Davutoğlu da açıkçası koltuk için yani o dönem başbakan olabilmek için birçok konuyu sineye çekti ve özellikle 17-25 Aralık yolsuzluklarında üstüne oturdu. Yani bu konuda mecliste bir soruşturma açılmasını desteklediğini söylüyor ama bu dört bakanın o yolsuzluk iddialarıyla öne çıkan dört bakanın Yüce Divan'a gönderilmemesi sonrasında da aslında kamuoyu önünde ciddi bir tepki göstermedi. Fakat tabii bu noktada yavaş yavaş artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayrı pozisyon benimsemiş olması ve onun artık görüş ayrılığı yaşaması nedeniyle kademe kademe Ahmet Davutoğlu da tasfiye edildi. Fakat işte gördüğümüz gibi AKP içindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zaman zaman eleştiri yönelten isimler 2007 yılında mesela Abdullah Latif Şener'in yaptığı gibi hemen tepki göstermek yerine çok farklı dönemlerde çıktıkları, yeterince tepki göstermedikleri için bu süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine gerçekleşti. Tabii bu saydığım isimlerin hiçbirisi sokakta ciddi anlamda karşılığı olan cesur siyasetçiler değiller. Çoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nazaran teknokrat gibi duruyorlar. Tabii ki Abdullah Gül'ün hareket içinde önceki dönemlere 1990'lara kadar taşınabilecek belli bir siyasi ağırlığı var. Ama kendisi son kertede akademi çıkışlı bir isim ve aslında siyasete örgütler içinden gelmiş değil. Bülent Arınç tabii uzun süredir siyaset yapan, o yönüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül'den de daha yaşlı bir isim. Örgütte bilinir ve önceki dönemlerde de sevilirdi. Ayrıca iyi hatip. Dolayısıyla Bülent Arınç'ın gerçekten burada biraz daha bu saydığım isimlerden farklı bir konumda olduğu söylenebilir. Ama onun dışında kalan Babacan, Abdülhatif Şener, Davutoğlu gibi isimler daha çok teknokratik yönleriyle yani belli alandaki bilgi birikimleri üstünden siyaset yapan ve bakan olduktan sonra da o özellikleriyle öne çıkmaya başlamış siyasetçiler ve ortak bir şekilde de hareket edemedikleri için açıkçası Erdoğan tarafından zamanla tasfiye edilmeleri de aslında çok zor olmadı. Tabii bu tasfiye sürecini yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'yi ele geçirme sürecini sadece onun bazı başarılı hamleleri üzerinden de okumamak gerekiyor. Çünkü bence aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında kayırmacı kaynak dağıtımı yani AKP tabanından isimlere, gruplara, AKP'ye destek veren iş insanlarına, STK'lara, üniversitelere yani çok farklı kurumlara Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin yaptığı partisan kayırmacı kaynak dağıtımı aslında büyük oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
üzerinden yürüdü. Dolayısıyla zaman içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerden, bu saydığım isimlerden farklı olarak kendisine sadık bir basın yaratabildi. Kendisini destekleyecek zenginler yarattı. AKP hükümetinin yaptığı sosyal yardımlar büyük oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanesine yazıldı. Ve bu sayede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem seçmenler hem de partinin kadroları nezdinde ve partiyi destekleyen gruplar nezdinde ağırlığı çok yükseldi. Ve tabii bu saydığım diğer isimler açısından da giderek onların önemi azaldı. Bu aslında çok az konuşulan bir durum. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece kendi başarılı hamleleri, popüler desteği, karizmatik bir figür olmasının ötesinde bence bu kayırmacı kaynak dağıtımı üzerinden de Erdoğan'ın partisinde kontrolü ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Ve zaten bu sayede Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kendisiyle birlikte çalışan ekibi zamanla Ankara'ya taşıdı ve bu isimlerin çoğuna bakanlık vererek iyi pozisyonlara getirdi. Hemen aklıma Veysel Eroğlu geliyor, Erdoğan Bayraktar geliyor, KİPTAŞ'ın eski genel müdürü. Veysel Eroğlu İSKİ genel müdürüydü ve Binali Yıldırım da İBB'de bir daire başkanıydı. Dolayısıyla bu tarz isimler, ki sayıları aslında daha fazladır, kademe kademe AKP içinde ve tabii hükümet içinde kendilerine yer buldular ve yükseldiler. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasfiye ettiği, kızağa çektiği, göz ardı ettiği birçok isim gemiyi terk etme konusunda aslında çok geç kaldı. Ve dolayısıyla da bir arada hareket edemediler. Örneğin Abdullah Gül 2014'ten beri aslında hem parti hem de aktif siyaset dışında. Fakat buna karşın aslında onun Cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonraki dönemde Türkiye'de çok hızlı bir otoriterleşme yaşanmasına karşın Abdullah Gül aslında evet belli dönemlerde kinayeli bazı çıkışlar yaptı. Zaman zaman eleştirilerini paylaştı ve AKP'ye katılmayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıktan destek vermeyerek de bir mesaj verdi. Ama onun ötesinde aslında çok da ciddi anlamda Türkiye'de yaşanan otoriterleşmeye ve özellikle Erdoğan'ın elinde gücü toplamasına doğrudan eleştiriler yapmadı. Bülent Arınç AKP'den bile ayrılmadı. Dolayısıyla şu güne kadar hala AKP içinde yer alan bir isim. 2 sene öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'nun üyesiydi. Dolayısıyla Bülent Arınç parti dışında kalma etik pozisyonunu bile gösteremedi. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ise ne yazık ki çok uzun süre, yani 2015-2016 sürecinden beri aslında kızağa çekilmelerine, göz ardı edilmelerine karşı parti içinde. Ne yazık ki ancak 2019 yılından sonra kendi partilerini kurabildiler ve AKP'den ayrıldılar. Ve o noktada da aslında bir arada hareket etmek ve tek bir parti kurmak yerine iki farklı parti kurarak yine bu bir arada yer alamama sıkıntısını devam ettirdiler. Dolayısıyla bu süreç esnasında da çok kritik bir zaman kaybedildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücü eline toplama süreci büyük oranda tamamlandı. Ne yazık ki geldiğimiz noktada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrılan isimler bile ne yazık ki tam anlamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve onun kurduğu düzeni açıktan ve doğrudan eleştiremiyorlar. Daha da önemlisi, geçtiğimiz senelerde Erdoğan'ın gücü elinde topladığı bu süreçte yaşanan haksızlıklardan, atılan yanlış hamlelerden ve yolsuzluklardan da bahsedemiyorlar. Daha çok kol kırılır, yani içinde kalır mantığını devam ettiriyorlar. Örneğin Bülent Arınç 2015'ten önce Melik Gökçek için, yani dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için Ankara'yı parsel parsel sattı ifadesini kullandı. Fakat ne yazık ki bunun devamını getiremedi. Tam olarak neyi köstettiğini söylemedi. Ve bu parsel parsel satma meselesinde o açıklama sonrasında bir adım atmadı. Geçtiğimiz sene içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tıkır tıkır işlemediğini belirtti. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarında özellikle çok büyük fahiş hukuksuzluklar yapıldığını ve dolayısıyla bu isimlerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi geçtiğimiz Kasım ayı içinde. 2020 yılında yaptığı yine bu minvaldeki bazı açıklamalar sonrasında da Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'ndan istifa etmek zorunda kalmıştı. Dolayısıyla Bülent Arınç aslında zaman zaman açıklama yapan, gidişattan memnun olmadığını belirten, bazı eleştirilerde bulunan bir siyasetçi. Fakat
ne yazık ki AKP'den ayrılmadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan hedef almadığı, daha çok onun çevresini eleştirdiği için ne yazık ki bu eleştirileri büyük oranda cılız kalıyor. Abdullah Gül'ün açıkçası bu konuda karnesi daha da zayıf. Onun sesini artık neredeyse hiç duymuyoruz. Cumhurbaşkanı iken de biraz noter gibi çalışıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluğundaki parlamentonun yapıp önüne gönderdiği yasaların neredeyse hepsini onaylayarak aslında 2007-2014 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve tabii bu parti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınırsız güç kullanımını denetleme fırsatını da bu şekilde kaçırmıştı. Tabii Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yeni kurdukları partileri aracılığıyla, ki bu partiler şimdi altılı masaya katılmış ve tekrardan Türkiye'yi güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçirecekleri sözünü vermiş durumdalar. Bu iki isim ve tabii partileri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha net bir şekilde eleştiriyorlar. Belki daha da önemlisi takip edilen yanlış güncel politikalar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da açıktan eleştiriyorlar. Fakat öte yandan bu isimler çok uzun süre AKP'den ayrılmadıkları için Adalet ve Kalkınma Partisi'ni özellikle kendileri istifa etmeden önceki dönemi hiç eleştiremiyorlar. Hatta daha da bence kötüsü geçmişi sadece övmekle yetiniyorlar. Adeta onların gözünde bu otoriterleşme bir anda gerçekleşti ve ancak onlar partiden ayrıldıktan sonra hızlandı. Ve tabii bu nedenden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da aslında birçok konuda doğrudan karşılarına almış olmuyorlar. Yani bu biraz sistem sorunu oluyor. Ve bir şekilde sanki sistem değişse ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine başka biri gelse bir anda bütün sorunlar çözülecekmiş gibi davranıyorlar. Ben Bülent Arınç'ın bu hafta içinde yaptığı konuşmayı da biraz bu minvalde inceledim ve yorumladım. Açıkçası Bülent Arınç'ın çok övülen konuşmasında ben kral çıplak ifadesi dışında, yani o kral çıplak ifadesini kullandığı yaklaşık 1-1,5 dakikalık bölüm dışında 15 dakikalık konuşmasında günümüze yönelik net, somut, dikkat çekici bir eleştiri ve tabii o eleştiriye bağlı olarak yeni bir analiz görmedim. Bülent Arınç hala ana mesele olarak mesela majestelerinin gazetecisi gibi, gazetecileri gibi bazı isimlerin parti adına konuşmalarını eleştiriyor. Bu isimlerin kraldan çok kralcı şekilde davranmalarını eleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresine çöreklenmelerini eleştiriyor ve bunun karşısında partiyi temsil eden, koltuklarda oturan isimlerin sessiz kalmasına bir durma yapıyor. Tabii ki o konuşma Bülent Arınç'ın ülkesi ve partisinin gidişatından memnun olmadığını gösteriyor. Fakat ne yazık ki Bülent Arınç bu olumsuz tablonun sorumlusunun kim olduğunu söyleme cesaretine sahip değil. Ufak bazı imaların ötesine geçen bir Türkiye'de rejim eleştirisi ve daha da önemlisi Türkiye'de rejimin nasıl, ne şekilde, ne zaman otoriterleştiğine dair herhangi bir analiz bize vermiyor. Ve tabii daha da önemlisi otoriter rejimin başında bulunan ve kendisiyle de abi kardeş ilişkisi kurduğunu daha önceki açıklamalarında söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da açıktan hedef almıyor. Örneğin Bülent Arınç 2002 yılında bu konuşma içinde partisi, yani AKP içinde 10 tane başbakan çıkarabilecek kadar zengin kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ama bunun bugün değiştiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında artık kimse kalmadığını, kimsenin adını söyleyemeyeceğini söylüyor. Peki bu nasıl oldu Sayın Arınç? Yani ne yazık ki Bülent Arınç bu konuya hiçbir açıklık getirmiyor. Konuşmayı dinleyenlerin kendilerinin biraz anlayacağını varsayıyor. Tabii Bülent Arınç cesur olduğunu, istediği eleştirileri yapabileceğini bu konuşmada söyledi. Nitekim toplantıda da kral çıplak ifadesi dışında cesaretli davrandığını gösterebilmek için verdiği ne yazık ki tek örnek, işte Türk Demokrasi Vakfı gibi AKP'lilerin, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantı gibi AKP'lilerin gelmeye çekindiği toplantılara gidebildiğini anlatıyor. Yani istediği yere gidebilmesi ve istediği yerde konuşabilmesi Bülent Arınç'ı ona göre cesur yapıyor. Yani 2022 Türkiye'sinde önceki dönemde başbakan yardımcılığı yapan, meclis başkanlığı yapan bir ismin cesaret örneği olarak bizimle çalıştığı, bizimle paylaştığı konu ya da örnek açıkçası bu oluyor.
Öte yandan Türkiye'deki otoriterleşmeden açıkça konuşmasında bahsetmeyen Arınç kalkıp hala 28 Şubat'tan 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaklı olmasından bahsediyor. Yani adeta dinleyenlerin kafasında o eski dönemde yaşanan otoriterlikle ya da hukuksuz uygulamalarla günümüzdekiler arasında bir benzerlik, bir karşıtlık, bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Açıkçası bunun çok ciddi anlamda haksız ve yanlış bir analiz olduğunu düşünüyorum. Nitekim işte saydığım bu isimlerin ne yazık ki net bir tavır gösterememesi, Erdoğan'ı açıktan eleştirememesi, kimisinin partiyi bile bırakamaması nedeniyle hala biz yaşanan bütün bu ekonomik krize rağmen AKP saflarından çok büyük ayrılmaların yaşanmadığını görüyoruz. Çünkü AKP kadroları hala bu yeni kurulan işte Deva ve Gelecek Partisi gibi partilerde bile açıkçası kendilerine bir gelecek göremiyor. Çünkü adım atmaya çekinen, sistemi sarsamayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hep kaybeden isimler bunlar. Dolayısıyla o isimlerle birlikte hareket etmek kendileri adına da bir kayıp getireceği korkusu var AKP kadrolarında. Aslında Abdullah Gül 2018 yılına kadar özellikle 2017 referandumunda bu sistemi eleştirseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıktan karşı çıkabilseydi, o dönemde atılan otoriter hamleleri ifşa edip onu kamuoyuyla paylaşabilseydi aslında belki 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de muhalefet partileri tarafından belki ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak bile gösterilebilirdi. En azından bunun için bir ahlaki meşruiyet kazanmış olurdu. Fakat bu olmadı. Aslında bu tarz yani Türkiye gibi kurumları da zayıflamış rekabetçi otoriter rejimlerde üst seviye siyasi elitlerin rejime sırtlarını dönmesi, iktidardan ayrılması, partilerinden istifa etmesi çok büyük bir işaret. Çünkü bir şekilde bu olayları takip eden iktidar partisi kadrolarını hatta bir grup seçmene de sistemin çöktüğü mesajı veriyorlar. Yani Abdullah Gül bile bakın AKP'den ayrıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına geçti. Kendisi eski Cumhurbaşkanı, demek ki bir bildiği var, demek ki muhalefet güçleniyor mesajı verebilirdi. Aynı şey Bülent Arınç için de geçerli olurdu. Fakat ne yazık ki bu isimler bunu yeterince başarılı bir şekilde yapamıyorlar. Örneğin Bülent Arınç'ın bu konuşmasını düşünelim. Bülent Arınç herkese kral çıplak diye bağırma çağrısı yapıyor ama kendisi kral çıplak diye bağırmıyor. Yani kral çıplak dedikten sonra kralın neden çıplak olduğunu bir türlü anlatamıyor. Şimdi Bülent Arınç'ın kendisi bile partiyi terk etmemişken, kendisi bile doğrudan Erdoğan'ı eleştirmemişken ki eski başbakan yardımcısı ve meclis başkanı gibi çok önemli pozisyonlar, kilit noktalara gelmiş bir isim. AKP'nin daha alt kadrolarının bunu yapmasını beklemek açıkçası hiç gerçekçi değil. Nitekim Bülent Arınç bu çağrıyı yaparak arkasından başka isimlerin de ortaya çıkmasını bekliyor. Fakat Bülent Arınç kendisi yola dökülmediği için arkasından da kimse gelmiyor. Ve dolayısıyla giderek parti içinde marjinalize olan ve parti kadrolarının da tepkisini çeken yaşlı bir siyasetçi konumuna kendisini getiriyor. Ve tabii bütün bu yaşanan bütün bu yapılan hatalar, atılan eksik adımlar nedeniyle diğer muhalefet partilerinin de bu isimlerle beraber hareket etmesinin bir riski oluşuyor. Yani belki Deva ve Gelecek Partileri artık partileştikleri için bu şu noktada büyük bir sorun değil. Altılı Masa'nın parçasılar. Ama bu partinin kurucularının bildiklerini anlatmadıklarını bir türlü ve en ufak öz eleştiri yapmadıklarının altını çizmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki görünen o ki iktidarı sarsmaktan ziyade bu iktidar bir gün değişirse yeni rejimde kendilerine koltuk kapmak, bir pozisyon almak ve yeni düzende Erdoğan'sız AKP'yi mümkün olduğunca ön plana çıkarmak, restore etmek istiyorlar. Yani amaçları biraz bu gibi, bunun gibi gözüküyor. Muhafazakar seçmenleri dolayısıyla yani bu partiler muhafazakar seçmenleri temsil ettikleri iddiasıyla yola çıktıkları için muhafazakar seçmenlerin muhalif bloğa destek vermeleri için diğer muhalefet partilerinin kendilerine sürekli pozisyon vermelerini talep ediyorlar. Yani çok çeşitli talepleri oluyor Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden. Ve açıkçası buna karşın bir türlü anketlerde de çok yükselemedikleri için seçim sonrasında da ne şekilde hareket edecekleri
konusunda açıkçası çoğumuzun kafası net değil. Eski rejimin günahlarını, o rejimin takip ettiği otoriter politikaları, yolsuzlukları bir türlü ifşa etmemeleri dolayısıyla aslında seçimler sonrasında eğer iktidara gelirse bu isimler eski yönetimle ya da eski yönetimden isimlerle uzlaşma imkanları da var. Ve açıkçası bunu bugün yapmayan isimlerin seçim kazanıldıktan sonra açıkçası eski dönemle ve eski dönemde önemli pozisyon almış isimlerle de hesaplaşma ihtiyacı duyacaklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla seçimlerin kazanılması durumunda eğer AKP'den kopan bu isimler çok ön planda yer alırlarsa ben onların eski yapıyı değiştirmek için çok da fazla hamle yapacaklarını düşünmüyorum. Tabii bu eleştiri yaparken ben bu isimlerin muhalefet bloğu dışında kalmaları gerektiğini iddia etmiyorum. Tüm bu yaşananlara karşın saydığım isimlerin yani özellikle Deva ve Gelecek Partisi'nin muhalif kampta yer alması çok değerli. Çünkü AKP'li seçmenlerden kaç kişi ikna edip buraya taşıyabilirlerse yani muhalif cepheye taşıyabilirlerse o kadar iyi olacaktır. AKP'nin o kadar zayıflayacaklardır. İktidar değişikliğinin önünü açacaklardır. Her ne kadar ben şu ana kadar takip ettikleri stratejiye önümüzdeki seçimde büyük şans tanımasam da bu stratejinin büyük oranda AKP'den kopuş sağlayacağını düşünmesem de yine de bu partilerin muhalefette yer almasının bence bir mantığı var. Fakat İşte bu bugünkü yayınımda anlatmaya çalıştığım bu zayıf, utangaç muhalefetin seçim sonrasında Erdoğan'sız bir AKP vali rejimi restore etmesinin önüne geçmek için iplerin büyük oranda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti elinde olması gerekiyor. Bu geminin rotasını özellikle bu iki partinin belirlemesi gerekiyor. Muhalif kampın hala asıl en önemli iki saç ayağını bu iki parti oluşturuyor. Nitekim zaten muhalif cephede %40'ın da üstüne geçen artık bir oy oranına sadece bu iki partinin sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özellikle Cumhurbaşkanı ortak adayının kim olduğu da başta olmak üzere önümüzdeki dönemde siyasi kadroları ve takip edecek siyasi yönü belirleme açısından da bu iki partinin daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü yayınımda anlattığım bu restorasyon tehlikesine set çekmeleri, bu imkana izin vermemeleri açısından. İyi pazarlar.